Evet, bir telefonumuz var hatta. Cevat Bey Karabük'ten arıyormuş. Alo. Efendim, dinliyorum. Buyurun efendim, iyi akşamlar. Biz sizi dinliyoruz. Sağ olasınız efendim. Ben bundan bir sene önce İstanbul Göztepe'de kalpten her türlü tarihini, efendim, aynısını oldum. Yalnız benim kalpte bir ağrı var, aralıklı geliyor. Orada dediler bana, bu dediler kalp kapaklarının kalınlaşmasından. Fakat bu ağrıya verilen ilaç da bana bir kan sulandırıcı. Başka bir şey yok. Bunun çaresi nedir? Başka bir imkanımız var mı? Evet, var. Evet, hemen sorunuzun cevabını Şimdi alalım. bir beyefendi, Adem Bey isimli, 22 yaşında ameliyat olmuş. Neden? Kalbin hemen üstünde aort kapağı var. Aort kapağındaki yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 37 yaşında tekrar ameliyat olması gerekiyor. Bu sefer neden? Mitral kalp kapakçı yetmezliği. Yani kalbin içinde bu sefer. Üstünde değil. İçerideki kapakçıkta problem çıkmış. 15 yıldır diyor bana, aradı, diyor ki teneke kapaklı yaşıyorum. Bir teneke kapak daha istemiyorum. Çözümü var mı? Dedim ki bakacağız, göreceğiz. Deneyeceğiz. Ben şöyle yedirim, böyle yedirim demek yanlış. Ama bununla ilgili ne yapılmış? Klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da 3664 hasta, kalp damar zafiyeti olan, koroner kalp yetmezliği olan hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alaçın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla. Yüzlerce araştırma var. Dedim, yapılan araştırmalara göre etkili. Hapı damlasıdır, acısı var. Dünyanın birçok ülkesinde. Biz de üretiyoruz. Deneyelim. Denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde ameliyatına gerek yok dedi. Demişler doktoru. Daha önce mesela yolda oğluyla yürürken oğlu koşu yapıyor, o arkasından yürüyemiyor, koşamıyordu. Şimdi artık oğlumla koşulara katılıyorum. Allah senden razı olsun dedi. Tedavi olabilir ama tabii garantisi yok. Garanti demezsin hiç kimse bana. Çünkü garanti kelimesini sevmiyorum. Allah bilir. Yüzde kaç iyileşir? Yüzde ne kadar iyileşir? O zaman gösterir. Bir de kişinin sağlıklı beslenmesi, bünyesine. sigara, alkol, spor yapmaması, birçok faktör bunu tetikliyor. Kişi biraz da yaşam şeklini değiştirirse, spor yaparsa, yürüyüş yaparsa, sigara, alkol kullanmazsa, abur cubur yemezse vesaire vesaire, daha kısa sürede iyileşir. Mümkündür. Evet, böylece Cevat Bey'in sorusunun da cevabını Evet. vermiş. Vatandaş dedi ki, Evet. alıcın çayını içiyorum, faydasını Cevdet Bey. görmüyorum dedi. Evet Cevdet Bey. Evet, göremez çünkü şifalı alıç. 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde. Sadece ikisi şifalı. Rastgele alıç kullanamazsın. Kullanırsan faydasını göremezsin. Biz ne kullanıyoruz? Loplu ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeğinin ayrı ayrı destilasyonla elde edilen ekstraktı. Ha, rastgele değil. Ekstraktı. İki bitkinin ekstraktı. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi. Bir. İki. Alıcı aldınız. Ürettiniz ekstraktını. Çayını içtiniz. Damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemezse ne olacak? Yani rastgele. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus pokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış. Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerdeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten, Mehmet'ten. Hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın kalp damar rahatsızlığı ile ilgili internete, işte falan filan firmanın ürününü kullanmış, hastalanmış. Vesaire vesaire. İsim vermek istemiyorum. Bu iki birleştirilecek olan iki madde de tabii alıç forte'de birleştirilmiş durumda. Alıçta Yani insan 19 bireysel çeşit olarak bunu bitki kendi başına ekstraktı var. yapamaz. Evet. Sadece damarların iç yüzündeki plakları Hı çözmüyor. hı. Karaciğer yağlanmasına karşı da etkili. Karaciğerde bir şey olmasın diye. Böbreklerin nefron, süzgeç hücrelerinde fonksiyonunu artırıcı. Evet. Alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki.